Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma bir de hepiniz hoş geldiniz. Bugün Medieval Dynasty serimizin yeni bölümüyle karşınızdayım. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayınız. Şükür bu evi bir yeni yerleştirdik. Gece o video çektikten sonra arkadaşlar yine aynı gün içerisindeyiz. Bir yeri yerleştirdi bu yeri. Sabah olduğunda göreceğiz nereye yerleştirdiğini ama baya bizi koşuşturdu. Bunu yapmak adına arkadaşlar bu evi de bir yapmaya başlayalım. Burada değil. Baya arkadaşlar gittik ya, bu kadar uğraşılmaz. 2'den aynen şunu yap. Ha, şunu şöyle yapıyoruz. Ahşap duvar diyelim. Duvarlar. Aynen ahşap duvar daha iyi. Ahşap duvar. Vallahi arkadaşlar öylesine yapıyoruz artık şu uyuma şey olsun diye. Bir tür küçük keştik. İyi ki keşmişik. Ama sanki bir tık yetmeyecek gibi mi geliyor? Güzel şu pencereyi bir duvar yapsın. Hava da aydınlandı galiba. Bakayım aydınlanıyor. Şurada. Bir dakika. Kapının duvar nasıl oluyor? Ha şöyle. Bir sahilin üst tabakasına yerleştirmiş bizim evi. Bu evi umarım unutma. Şöyle pencereyi şey koyacağım. Tüm olan duvar. Vallahi ahşap duvar. Ne gerekiyorsa yap. Buraya da penceresiz bir duvar yap. Küçük geyikli. Her türlü küçük mü lazım? Her türlü küçük lazım. Bir de şunu al. Evi kötü yaptım farkındayım. Olduğu kadar. Allah'ta önceden şöyle çok da uğraştıysak belki oyun bana acıdı. Evimiz çok kötü farkındayım. Giriş şey şurası tamamdır. Şurayı 2 ile süper. Buraya kütük gerekli. Bu hazır. Hayır, hazır toplamıştık. Valla arkadaşlar geçen bölümü zaten izlemişsinizdir. 40 dakikanın bir 10 dakikası burasını aradım.
Şimdi Carter acıktı falan, onu da doyuracağız. Ha, kütük hazır lazım. Bir tane kütük. Çıkış şurada. Bir. Hemen bunu kırıyoruz. Şu ev dekorasyonu mümkün olduğunca bana, ben yapmayacağım. Şu toprağı, bizim katil acıktı, onu da yiyeceğiz arkadaşlar. Yemekle. Ve ev bitti. Hele şükür bölüm biri hele şükür yapmış olduk. O ve sandıklar var. Kazan. Bu da yemekleri yapabiliyoruz. Ama tabii ki pancar mancar bazı şeyler lazım. Ama bu da uyku yeri. Mis. Zaten oyun bana uyu diyordu. Uyuyamamıştık. Ana görev evi halledince Bunny Ghost'un eşiyle görüşecektik. Dur ama ben bir mekanı kontrol edeyim. Sahil, buna çıkınca sahil kısımda harita var mı, var? Şu tarafta, tamamdır. Şu tüm soru işaretleri kısmına bir bakalım. Ahşap mızrak yapacağız, ters bıçak yapacağız. Ama önce şundaki insanla bir konuşayım. Nerede? Sen de konuşacağız. Hey. Dobrinica, selam. Ne yapabilirim senin için? Selam, sen Dobrinica'sın, değil mi? Tanışmamı sevindim. Ben Lasimir. Doğrudur, ben yanıldım. Lasimir, hayırdır? Uni Ghost bana biraz yemek verip iyileşebileceğini söyledi. Aptal, doğru düz bir şey yemedim. Yani adam akıllı senin için ne anlama geliyor bilmiyorum ama kısa ve doğrucu bir şeyler ikram edebilirim sana. İnanılmazsın ve da ötesi bir şey bu. Ha söylesin, bir kendine başlayabiliriz. Kocamı nereden tanıyorsun? Söyleyince pek bir şey yok aslında. Bu vadeye giriş amacım Lord'un amcanı bulmaktı ama arayışımın bu kadar kısa söyleyeceğini beklemiyordum doğrusu. Bunun gözü arkadaşıydı, evet. Gözleri aynı seninkiler gibiydi. O adam hatırladım. Basın savcı. Önemli değil. Ben bile hatırlamıyorum kendisini. Annem ne anlattıysa hakkında onu biliyorum. Annem amcamı hep abi gibi görmüştü. Bir yaptığı cehaleti kestiğinde dahi ona karşı olumsuz duygular beslemedi. Duyduğuma göre bir sürü insan dahil olmuş bu işe. Elemanda özel bir şeyler olduğu aşikar. Evet, zor bir iş değil mi? Başkanın sorumluluklarını yeni getir, kendilerine ilgilenen ufaklık. Herkes kendini dev annesi görüyor ne de olsa. Böyle bir şey söylediğini teşekkür ederim. Çok ihtiyacım vardı. Ben de konuşmalıyım artık. Senden bahsederim. Bir türlü gezgin ozan grubunun bir parçasıydım. Bir türlü enstrüman çalmayı öğrenemedim ama sesim fena değildi. Amcamın ölümünden çok geçmeden bu vadiye yolumuz düştü. Bunu Ghost'u ilk gördüğüm an dün gibi hatırlıyorum. Ne kadar üzgün olduğunu gözlerinden belliydi. Lord'un sadece arkadaşı değil, onun bir parçasıydı.
Ekip birkaç gün sonra da ayrılmıştı ama ben kalmıştım. Unicorns'un orada oluştu bana bir şeyler anlatıyor gibiydi. Onun yanında olmalıydım. Aramızdaki yaş farkı çok belli oluyor değil mi? Hayır, pek sevmez. Ne, yaşlı bir moruk olduğumu mu ima etmeye çalışıyorsun? Yok yahu. Neyse, evet, ne yaptın sen de? Demek seni buraya aşk bağladı. İnanılmaz bir şey ya. Evet, öyle de denilebilir. İster düşüncesizlik de, ister aptallık. İstersen de aptallık muhakeme. Tamamen sana kalmış. İstediğin kadar lol yap. Mazlum bakışı olan dedeye düştün değil mi? Evet, ben kimsenin edemediği kadar... Beni kimse edemediği kadar sinir ediyor ancak gel gör ki olmadan nasıl nefes alırım, hayat edemiyorum. Neyse, çok yumuşak yüzlü olmayayım hemen. Senin yolun uzun da. Seninle konuştuğumuz her bir saniye benim için bir zevkti. Dombe Dop Lenuge. İsmini çok garip ya. Buyur. Pek bir şey değil ama yani yeni bir sayfa açmaya karar verirsen işini yarar. Her şey ateş pahası şu günlerde. Gerçekten minnettarım. Ancak sadaka kabul etmiyorum. Başımın çaresine bakarım. Karma olmaya çalışma işte. İş getirir beyler. Tamamdır. Madem benim için bir şey yapın. Evet, belki bir sadaka gibi duruyor ama ilk maaşınız için makul. İşte bunu kabul edebilirim. Ne istiyorsun? Köyde Zoro Gamer diye bir çiftçi var. Genelde tavernaya çavdarı o satardı. Ama uzun sürede kadından hiçbir haber alamadık. Depodaki mallar bitti bitirecek. Bir umur bitse de bu insanların neler aradığını tahmin etmek istemezsin. Oldu bir. Bile demişken, Unicorns kendimize de birkaç tane almamı istedi. Tabii ki de buyur. Harika, teşekkürler. Bana Lord hakkında hikaye anlatmak için söz verdi. Anlıyorum. Durum bu, şey yapacak bir şey yok. Teşekkürler. Şöyle dur. Gideceğiz. Valla artık o evi koymak ne zahmetli işti ya. Hayatımı gördüm en saçma olaydı. Şunu toparlayalım. Açlık balı, o acıktık. Becili eli ettik. Ben şunu bir alalım. Yemek diyelim. %52 iyidir. Bizim reis burada bekliyor. Resim bir. Unigos koyaktaki evi olduğu için gurur duyan beni bırakıyor, bakıyorsun şu anda. Yanına bir arada getirdim. Gerçekten iyi bir iş çıkardın. Pekala, şu bal rengi güzellikle bir ağzımın kuruluğunu gideyim de düşünmeye başlayayım. Glow'dan ölmeden evvel 22 sene geçirdik. O benim gerçek anlamda en iyi arkadaşımdı. Hatta kardeşimdi. Tanıştığımız günü daha dün gibi hatırlıyorum. O zaman 25 yaşındaydım. Aynı zamanda olduğum yer olan Zelenberg'in büyük şehrinde yaşıyordum. Orada nefret etmesini de ederdim ancak ev olarak gördüğüm tek yer de orasıydı. Belki günün birinde bu konuda sana daha fazla bir şey anlatırım. Neyse. Şimdi kendi başıma çaresine bakmak zorundaydım ki baktım da. Yapabildiğim tek şey yaptım. Yani çırp çırptım. Sen hırsız mıydın? Öyleydim. Bayağı iyiydim aslında. Hırsızlık yapmak benim için çocuk oyuncağıydı. Çatalının ucunda yemeğini bile ruhunu duymadan çalardım. Beni motive eden şey ise az gözlülük değil. Hayata kalma içgüdüsüydü. Bundan hiç zevk almadım desem yalan söylemiş olurum. Gayet ne olursa olsun hırsızlık suçtu. Bence böyle diklenmeden önce kendi devamını dinlemesin derim ben. Pardon ya, devam et. Zerenberg'den her sene geleneksel bir kutlama yapardık. Kentteki tüm yabancılar bu kutlamaya gelirdi. Benim mesleğimden bunun ne demek olduğunu tahmin edebilirsin belki. Yıllık kazancının en kısa sürede çıkabilirdim. Orada birkaç para, burada bir iki takı, sonradan bir tripod derken beynine para kesici taşıyan bir
Hasicadı gördüm. Kişi resmen beni burada kurtar diye bağırıyordu. Kalabalıkta sinsice arkasına yaklaştım. Yavaşça elini kıyasaya götürdüm ve kavrayarak avucuma aldım. Ondan sonra yapmam gereken tek şey aklıma dönüp kalabalık içine kaybolmaktı. Nereden baksam bu iş bir kez yaptığım için benim için çocuk oyuncağı gibi olmuştu. Sonra ne oldu? Yüzüme yediğim yumruk öküzden tekme yemiş gibi hissetmiştim. O an öyle bir şok olmuştum ki ne olup bittiğini düşünce anlamıştım. Kafam çatlıyordu. Gözüm açıktı ama her şey bulanıktı. Ne zaman gördüğüm ilk şey neydi biliyor musun? Bir darbe daha mı geliyordu yoksa? Hayır. İki farklı gözü olan bir adamın suratında büyük ve göz alıcı bir gülümsemeden bahsediyorum. Amcan, Lord'un asil bir adam sanmıştım. Elini uzatıp kalkmama yardım etti ve çıkışmadı. Hayda. O kadar mı yani? O kadar. Anlamıyorum. Lord'un öyle biriydi işte. Amcanda zehir gibi bir kafa vardı. Kesinlikle tanıdığım en zeki adamdı diyebilirim. Milletin aksine. Onun dünyaya bakış açısı çok farklıydı. Öngörüsüydü, öyle kuvvetliydi ki her daim insanların birkaç adım önünde giderdi. Yani anlayacağım bir işi onun saçırtırsa bunu nasıl başardıklarını merak ederdi. Seni beklemiyordu da. Kesinlikle başarısız olmama rağmen onu söylememe ramak kalmış ve daha önce başarıya bu kadar yaklaşan olmamış. Bu durumda onun pek hoşuna gitti. Davetini geri çevirmedin diye tahmin ediyorum değil mi? Pek bir seçeneğim yoktu değil mi? O adam gör görmez ölüm kopmuştu. Birlikte yola koyuyorduk. Beni kasabadaki en pahalı ve en kalabalık tavanaya götürdü. Festival günüydü yanlış hatırlamıyorsam. Amalı konstuğa be. Oraya girmek imkansız gibi bir şeydi. Ancak bu adamın pek de umurunda değildi. Sahneler içerisinde girip masaya oturmuştu. Kadınlar çoktan masamızı donatmaya başlamıştı. Sanki rüyada gibiydi. Bir süre düşündükten sonra bunun tek bir açıklaması vardı dedim. O öyle buranın sahibiydi. Peki o ne yaptı? Haydi amma konuştu abi. Yoğurdum attık. Hiç de bile. Zaten belki ilk kez gelmişti. Her şey bir rüya gibiydi açıkçası. Her iki yumruğu yedikten sonra sersemleyince kesin rüya bu diyordum. Asil bir yoğurdumdan emindim ama. Davranışları olsun, giyimi, kuşamı, konuşması, yürümesi falan asil gibi biri gibiydi. Sonra bireyi kafasına bir dikti ki tek nefeste bitirdi. Koluyla ağzını sildi ve son bir öte köyde duyurdu. Adam parmağını saklatır diye rahatsız eder, bana döndü birden. Neden böyle bir şey yaptığını anlamak için o an kafamı defalarca canlandırdım. Hatta tembellik veya zayıflık değildi. Gömümü anlamamı istedi. Neyi anladın? Doğru sözü yok o adamın. Bak Resemir, amcan harika biriydi. Silahları ustalıkla kullanırdı ve en sevdiği silahları da özgüveniydi. Ne demek şimdi bu? Vallahi karşı oyun böyle konuşacaksa ben kosmetiğini yaptıktan sonra bölümü bitireyim ya. Önündeki iki silah korumasının dikildiği kapalı bir kapı düşün. Senin istediğin şey ise içeride ne yaparsın böyle bir durumda. İçeriye zorla girip korumalara rüşvet verip geri zorlayabilirsin mesela değil mi? Ama Lord'un kafasını dimdik tutup kapının önündeki açılmasını istemişti. Düz ama gerekirse bunun alayı uydurma gibi... onu demeyeyim. Haklısın, her gerçekçi gelmiyor bu kurama. Amcamı tanıma sahası olmadı. Annemin anlattığı hikayeler bayağı bir farklıydı. Korkun benim tanıdığım ya da Çetin tanıdığı Lord'undan bambaşka bir Lord'dan tanımış kendisi. Bir iki kere sürü mü dedin? Sevgili resmi daha bilmediğin çok şey var. Hikayemiz henüz başlamadı bile. Neyse geç oluyor. Hadi ya bırakma beni öyle. Arkadaşlar yoruldum. Pekala biraz daha anlatayım. İçimizde bir aradan sonra birkaç tane daha içtik. Sonrası da yanlış hatırlamıyorsam biraz bal likörü içmiştik. Geçmişimiz, hayallerimiz ve çektiğimiz çileri hakkında konuşurken Davos kafayla saçma sapan planlar yapmaya başladık. Sakarıştığımızı zannediyorduk. Ta ki ipi bir çarşafın üstüne uyanana kadar. Senin değillerdi sanırım, yanlış mıyım? Dalga mı geçiyorsun? Öyle bir kumaşla ilk kez dokunmuştum. Yanımda güzel bir kadın yatıyordu.
İçimde kaçmak geçti bir an ama sonra kadın uyandı. Beni kesin ödeyecek dedim. Mayakalayıp usulca öptü. Bir sonra yatağıma kahvaltı getirdi. Bıdırcı yumurtanın olduğu da öğrendim hatta. Hadi ya, nasıl peki? Hepsini Lord'un yaptı. Bu kadar şeyi nasıl kurtardı hiçbir şey anlayamadım. Ne zaman sorsam hep güldü geçti. O kadar iyi geçtikten sonra bile neyse ya, fazla söze ne acet. O gün Zerenberg'den ayrılıp onu geri bıraktım. Hayatımda ilk kez o zaman köyün dışına çıkmıştım ki daha da geri dönmedim zaten. Sürüde o gün doğdu işte. 3 yıl geçtikten sonra 5 kişi olduk. Gerçi bir takımdık, hatta aileydik. Kendimize The Lemon Dash adını verdik. Keşke ben de orada olsaydım. Harikaymış. Ben böyle maceralar yaşamadım ve muhtemelen yaşayamayacağım da. Sakin ol evlat. İster her zaman böyle eğlence falan değildi. Ama orada başka gün hikayesi olsun. Yapacak işim var. Hem saatte geç oldu. Yarın gel de bul. Yine konuşuruz biraz daha. Halledeceğim. Her şey için teşekkürler. Pisin artık su. Lanet görev. Ertesi güne kadar bekle. Şurada bir görev var. Arkadaşlar bu ne konuşmaydı böyle ya? Sen misin? Al Luna. Eli artık yerinde. Yardımcı olabilir miyim? Güçlü bir adamın lazım. Yardım adamını, yemeğini vereceğim. Neymiş bakalım o iş? Halimi getirmem gerekecek ama evde kemik kaybolmuş. Sikken var ama hiç vakit yok. Halledelim ben. Hemen döneyim diyeyim. Yeni görev. Bizim ev burada. Ne diyor? Bir taş bıçak yap. Burada mı taş bıçak yapacağız? Yapabiliyoruz. Yapalım. Hem onları bir yapmış olalım. Ahşap mızrak yap. Ahşap mızrak. Varmış zaten. Onu da yaptık. Tuzak kur. Nasıl bir tuzak kuracağız? Tuzak. Basit çapa. Asap kürek. Tuzağı anlayamadım. Nasıl yapacağız? Hem sonra biraz toprağa. İhtiyacımız da olacak. Şurada bir görev var. Yani bakalım. Ama kalınca arkadaşlar şehre doğru yerleriz. Yani şehre doğru değilse ben de uyumaya gidip bölüm bitiririz. Alvin. Senin için ne yapabilirim? Selam, ben Rasimir. Selam, ben Alvin. Seni tanıyamadım. Yeni mi geldim buraya? Bu arada güneyden geldim. Yeni bir hayata başlayabileceğim bir yer arıyordum kendime. Sana iyi şanslar o zaman. Ben mesela bir çiftçiyim. Benim işim arazi verimini kontrol etmek. Her sene aynı işi yapıyorum. Bir süre sonra sıkıcı olmuyor mu bu? Ama senin yerinde olsam sıkıntıdan patlardım. Tabii ki de canım sıkılıyor. Hayatımda bir şey defalarca kaç kez yapabilirsin ki. Ama gel gör ki ailemin bana ihtiyacı var ve kanalını doyurmak için elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Seni gücendirmek istememiştim. Özür dilerim. Özür dilemene gerek yok. Şu sıra üstümde bir asabilik var. Beni işimden alıkoyacak bir şey kafamı kurcalayan asas bir konu var. Var da. Ne o Darwin? Yardımcı olabildiğin bir şey var mı? Sırada önemsiz gibi gözükebilir. Ancak annem Jologiva ile hükümetinden gına geldi artık. Kadın oğlu Dalebo kardeşim Olga ile uğraşıp duruyor herkes. Onun için bir oyun olabilir. Anlıyorum bunu. Ama ben de onun yaşındayken kızın ablası Doblomila ile oynardım çok. Sovay rolü yapardım. Elimde kılıç yerine bir sopa vardı ama yine de onun şerefini korumaya başarırdım. Tıpkı diğer tüm şövalyeler gibi. Tatlı bir yanı yok değil.
Neyse gerçekçi olalım. Bence kendine meşgale olup onun kız kardeşini uzak tutacak bir şeyler lazım. Zihnini yeniden atılması gibi için değil mi? Hoş oldu aynen. Bakalım ayarlayacağız. Şimdi ne yapalım? Anlaşılan buradan girip işi halledeceğiz. Sen misin? Yeni bir kan demek. Senin tanışmak zevkti. Yardımcı olabilir miyim? Bizi yardım etmeyesin. Dün gece kopan seti fırtına evimizi harap etti. Valla fırtına görmedim. Yalan söyleme. Tabii ki gerekli kaynak katıp bulmamız bize yardımcı olurmuşsun. Demek'in karşısını bırakmayız. Yardımcı edeceğim. Selam, istediğim malzemelerin bir kısmı geçtiğinde yakını getireceğim. Ne istediğimi nereden anlayacağım ki? Şurada bir şey var. Sen misin? Bu niye ghost? Koyakta yaşamın yaşam nasıl gidiyor? Şeyin nerede buyum ya? Welcome. It was nice seeing you. Moyak bu nedir? Good day. Goodbye. Darebo, ha. Selam, sen Darebo'sun değil mi? Evet, ve sana göre çok sağlam gözüküyorsun. Bir savaş olmayı düşündün mü hiç? Ha, o güle, abini verdi. Hayalim savaş olmak zaten. Sen savaş mısın? Yok ama onun hakkında bayağı şey biliyorum. Senin yaşına kadar tahta kılıcı dövüşmeyi öğrendiklerini biliyor muydun mesela? Tahta kılıcı nerede bulacağım ki? Savaş değil mi? Senin sahtenin yanında bir tane tahta kılıcı. Kılıcı yaşamaya layık olduğun ortada. O yüzden sana verebilirim. Onu duydum. Önemsiz gibi gözükebilirim ama sen gibi azimli bir savaş için bu gerçekten mükemmel bir eğitim silahı. Çubuk gidiyor. Normal bir çubuk gibi duruyor yahu. Rakipini şaşırtmak için öyle duruyor. Savaş yerini savaşmak dışında ne yaptığını biliyor musun peki? At mı biniyorlar? O da var tabi ama genelde çocukları ve kadınları tehlikeden korurlar. Ayrıca incin verdiklerinden de emin oluyorlar. Gerçekten mi? Bayağı bir iş yapıyorlar gibi. Evet, bu dediğim şövalyeliğin en önemli erdemidir. Tamamdır, kılıç için teşekkürler. Şövalye yardımcısı, şimdi gidip arızayı koruyacağım. Önemli değil küçük bey, önemli değil. Abini bulmam lazım. Aydın, sen miydin? Selam, Darabor ile olan sorunu çözdüm. Evet, onun bir çubukla köyde koşuşturken gördüm. Nasıl gördün ya? Daha yeni verdim. İnanılmaz bir ikna kabiliyetin olmalı. Bu çocuğa kimseye söz getiremiyor çünkü. Verdiğim çubuk ve anlattığım şövalye hikayesi bana bir fikir verdi. Bu arada bu ekmeği Dobamira kardeşinin hak ettiğini adına özür dilemek için verdi. Ancak bunu sen daha çok hak ettin. Al bakalım. Teşekkür ederim. Önemli değil. Yediğin en lezzetli ekmekti. Yediğim mi? Bizim kale muhafızı kılısı köydeki tavanlarda yapıyor. Bir ihtimal buraya yöneten kişi Une Ghost'u tanıyor olabilir misin? Yok ya, o zaman da çoğu araziden geçer birbirimizi vergi ödemek giderken karşılaştırırız ancak. Tamamdır madem, geçmek üzere. Güncellendiyse güzel. Senden bir şey aramıyor, anladım.
Peki vahşi bir hayvan mesela sen koşa gidiyoruz mu? Hah. Çiftçilik hayvanlarıyla vahşi hayvanlar. Buna gerekiyor satılacak. Arzu seni. Lesnika tut kimi? Kısa sohbet edeyim seninle. Nasıl gidiyor? Tamamdır. Yine bir şey öğrenmedim. Şurada bir iki insan var. Ha bunu konuşabiliyoruz. Hadi bayağı da uğraşıyorum ama hala size bir şey yer bulamadım. Sana nasıl yardımcı olabilirim? Yeni bir yerleşmeyi kuruyorum ve bana katılmaya istekli olduğun olan çalışkan insanlar arıyorum. Tam da aradığım şey gibi duruyor. Zevk adilim. Güzel orada görüşürüz. Adam mı alacağız? Ve sen de mi? Seni bir yerleşmeye kuruyorum ve bana katılmaya istekli olan tırışkan insanlar arıyorum. Buna bir şey gelmiyor. Romantizm dersek. Hayda. Stranger. Welcome. Şeyi neden bulabileyim ya? Vahşi hayvanlar. Avcından nerede bildin? Eşin. It's nice to meet you. Hayda. Satıcı değil. Aynen satıcılar, avcılık. Lesnika dediği yer şey mi? Ha, anladım. Lesnika tut ki dediği yer buraya ilerleyeceğiz. Ha, sen gelmiyordun. Hava kavramı başladı. Ben bir sonraki bölümde arkadaşlar o kısmı ben ayarlamış olayım. Dur. Şöyle bir işareti koy. Hava kalmadan gidip bölüm biteyim arkadaşlar. En azından birazcık ilerledik. Koşma metinleri beni çok ama çok yoruyor arkadaşlar. Onun için... Hello. Şöyle biraz yakından bakayım. He, bu bizim adamımız oldu. Hello there. Goodbye. Bu benim yerim geliyor. Onu tam anlayamadım. Hava kararlıysa arkadaşlar. Geldik etraftan malzeme topluyorum. Asıl susuzluk balığı. Bir şey olmaz, etki etmez gibi geliyor ama bir su suyu içeyim diye olmaz. Asıl şeyinin sonuna gideceğiz arkadaşlar. Bunu bil, iç. Bu benim yerime mi geliyor? İlginç. Gelsin bakalım. Belki yanımızı çalıştırıyor. Belki de o tuzak kur falan seviyenini yaparız. Geldi mi? Hello.
O zaman avaliz durdu mu? Bunu konuşunca ne oluyor? Hiçbir şey oldu yok. See you soon. How is life treating you? Ha, sana iyi mi? Yapacağız. See you soon. Yapalım. O küçük gitarı var. Sen valla bekleyeceksin. Gel evi kalalım. Neyse arkadaşlar, ben videoyu burada bitireyim. İzleyip vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. O kadar kaç? O kadar saat uyumam. Burada bir uyusun. Oyun bir kaydını alsın arkadaşlar. Önce görüşe konuş dedi ama ben arkadaşlar bu görevi bir sonraki bölümde yapayım. İzleyip fakir dediğiniz için arkadaşlar teşekkür ediyorum. Bu sefer güzel bir 30 dakika az dost getirmiştik. İyi olmuş ama koşma metinleri çok var arkadaşlar. Bir sonraki bölümde o artık metalya bulunduğu yerine doğru ilerleyeceğiz. Oradaki işlemimizi halledeceğiz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.